Modern yaşam bize aslında birbirimizden ayrı durarak bir aile kurmayı öğretiyor. Hani eş işte, belki geç vakitlerde eve geliyor. Belki diğer eş de işte, o da kendi işiyle meşgulken. Efendim çocuklar okulda, 6 saat, 7 saat çocuklar okulda. Bir de etütlü olan okullarda, 8 saat çocuklar okulda. Gündüz yaşamını hiç birlikte yaşamayan ve fakat akşam işte birkaç saatliğine bir araya gelen ailelerden oluşuyor modern toplumun aileleri. Akşamları birkaç saat bir arada kalmaya günümüzde biz aile yaşamı diyoruz maalesef. Ve bu birkaç saat akşam yaşamı, çocukların okuldan gelip yemeklerini yedikten sonra, efendim eşler işlerinden döndükten sonra akşam yaşamının belki de birkaç saati de televizyonla meşgul olma şekliyle de geçiyorsa, eşler aslında birbirleriyle, çocuklar aslında anne babalarıyla öyle çok da beraber büyüyorlar diyemeyiz. Bir insanın kişilik gelişimindeki en önemli faktör, çocukluk döneminde ebeveyniyle kurabildiği bağdır. Kişi ne kadar annesiyle bir duygusal yakınlık yaşamış ve annesiyle oturmuş, konuşabilmiş, annesinin yanında kendisini var edebilmiş ve annesinin de telaş içerisinde evin bir odasından bir odasına, bir odasından bir odasına oflaya puflaya gidip yerleri silip mutfağı hazırlayıp odayı hazırlayıp diye değil de kendisine hitap edebilmiş, kendi varlığını görebilmiş bir anneyle birlikte eğer günlerini geçirmiş ise böylesi bir çocukta kişilik gelişimi olur. Veya babayla etkileşim içerisine girebilmişse bir çocuk, babanın dokunuşlarını kendi teninde hissettiyse, babanın tebessümünü kendi yüzünde, gözünde hissettiyse ve babasının kucağına oturmuşsa, oturabilmişse ve babasına sarılabilmişse ve babasıyla sohbet edebilmişse, sükunet içerisinde, acele etmeden, dakikalar geçiyor, aman işler yapılmıyor telaşı içerisinde diye değil. Hayır, yaşamın en önemli kısmı bir babanın çocuğuyla sohbet edebilmesidir diye eğer geçmişse, ancak o zaman o çocukta kişilik ve karakter gelişimini gözlemleyebiliyoruz. Çocuklar ebeveyniyle ne kadar yakın iletişim içerisine girebilirlerse o çocuğun yaşamı o denli olumlu geçer. İşte şimdi modern yaşam bize bunu sunmuyor maalesef. Gündüz herkes evi boşaltıyor, akşam saatinde bir araya geliyor ve akşam saatinde birkaç saatlik bir araya gelmenin bir kısmını yemek yediydik, yemediydik, ortalığı kaldırdıydık, bulaşığı kaldırdıydık diye geçiyor. Bir kısmını efendim ödevini yaptın mı, yapmadın mı, geç içeriye ödevini yap, bakayım bir ödevini yapmış mısın, yapmamış mısınla geçiyor. Bir kısmı ay dizi kaçacaktı, film kaçacaktı, ben biraz habere bakayım, ben de biraz spora bakayım diye geçiyor. Ve akşam da öylelikle geçmiş olunca aslında bir arada yaşayıp da birbirleriyle ruhsal temasa geçmemiş ayrı fizikteki insanların ayrı ruh geliştirdiği bir hale bürünüyor maalesef. Modern yaşamımızın efendim bize sunduğu aile hayatları. İşte bu 9 günlük tatil, birazcık da acemilik çektiğimiz, bir arada kalmanın acemiliğini çektiğimiz efendim aile hayatını bir birlikte bir görebildiğimiz zaman dilimleri oluyor. Bir hanımefendi var idi, bana gönderdiği bir mesajda şöyle yazmıştı. Hocam ben eşimi çok seviyorum, onunla efendim hafta içerisinde çok iyiyiz ama pazar günü benim için kabusa dönüşüyor. Neden? Eşim evde kalıyor, onunla birlikte yaşamayı bir türlü beceremiyorum ben. Ya her şeye karışıyor, ya hiçbir şeye karışmıyor, ya çocuklarla efendim çatışıyor, ya beni evin içerisinde tedirgin ediyor. Halbuki diğer günler
Diğer günler denilen günler de aslında ihtiyacın karşılandığı günler. Hani yemek yedin mi? Yedim. Karnın açtı mı? Acıktı. Yoruldun mu? Yani su üstünde suni olarak geçen yüzeysel konuşmaların olduğu dakikalar benim için daha iyi türünde yazılmış bir mesajdı. Bir de şimdi 9 gün boyunca bu acemilikler içerisinde bulunan evlerde 9 gün boyunca çoluk çocukla eşle bir arada geçirmiş olmak çok defa evet o acemiliğimizi de yüzümüze vurmuş vaziyette. Evin içerisindeyiz. Belki gidecek bir yer yok. Karşılıklı herkes birbirine bakıyor. Televizyonu açalım mı diye oflaşılıyor, puflaşılıyor. Aslında bir arada kalınan günler çocuklar açısından da eşler açısından da birbirine daha kuvvetli bağ oluşturulan günler olarak değerlendirilmesi lazım. Televizyonun belki de en az açıldığı, efendim kişinin kendisini en az meşgul ettiği ve fakat en çok çocuklarına verdiği, eşine verdiği zaman dilimi olarak düşünülmesi, değerlendirilmesi lazım. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.